Tatgav Tarih ve Kültür Söyleşileri dizimize hoş geldiniz. Çizgilerle Mekan programının bu bölümünde Mimar İsmail Erten'le birlikte size Anadolu'da en eski var olan konut tipinden bugüne gelen ev şeması aşamalarını anlatmaya çalışacağız. Doğru ifade ettim mi acaba? Evet evet, konuttan apartmana Anadolu'da. Evlerin gelişimi, evin evet. gelişimi üzerine. Evet. Ama en sonra. eski evlerden bahsediyoruz. Yani binlerce yıl önce var olan evlerden ki buna megaron diyoruz. Oradan başlayabiliriz. E, Troya'dan Anadolu'nun öbür ucuna kadar örnekleri olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama ondan önce Berna istersen şöyle bir onun öncesine değinelim mi? Evet. Yani birkaç cümle. Evet. Yani Homo e, Spens insanlığın ilk var olduğu tarih işte 6-10 milyar yıl falan deniyor. 6 milyar yıl dersek bu ilk taşın taş üstüne konduğu megaronun ilk oluştuğu e, zaman günümüzden 20 e, bin bin yılcık önce, 20 bin yıl önce filan. Yani o da Mezopotamya'da, Anadolu'da 10 bin, 12 bine filan gidebiliyoruz en fazla. Bundan önceki yerleşimler yani 6 milyar bilmem 999 milyon 980 bin yıl önce bütün süreçlerde insanlar avcı toplayıcı herhangi bir mekana bağlı olmaksızın doğal korunaklarda yaşamışlar. Mağaralarda, ağaç kavukları da 5 milyon milyar küsür yıl Mağaralarda ağaç kabuklarında yaşıyoruz. Yaklaşık maksimum 30 bin yıldır filan evet. barınak icat etmiş vaziyetteyiz. Durum bu. Evet. Şimdi buna ikinci bir kelime de şu olabilir: İnsanın gizici olarak değil de bir yerde kendine mekan üreterek devamlı yaz-kış bütün mevsim birkaç kuşak yaşadığı mekanı yapabilmenin. Tarihsel başlangıcı eşittir uygarlık merkezi, başlangıcı, başlangıcı. Hı. olarak anlıyor. Hı. Farklı burada sosyal kültürel tartışmalar olur. Kimisi yazının bulunmasını uyarlık tarihi Hı. sayabilir. Kimisi ateşin bulunmasını, Hı. kimisi Tekrar. tekerleğin Hı. bulunmasını ve benzeri olabilir. O ayrı bir şey. Ama eğer uygarlığı kültürel uygarlık bağlamında bakıyorsak... Yerleşik alana Yerleşik alana geçiş sürecidir. O da nedir? Artık ağaç kabuğundan. Ağaç devrilince başka bir yere gitmesi değil, mağaranın hayvanlar tarafından istila edilip kaçılması değil. Ee, artık kendi evini kendi yapıyor, başka canlılara o evi yedirmiyor ve bunun üzerine de tutuyor. Orada e, ilk konutunu taşı taş üstüne koyarak veya kerpiçi kerpiç üstüne koyarak veya ağaç dallarından duvar örerek kalıcı evini birkaç e, kuşak, yaşayacağı, hale getirdiği dönemdir. Böylece kültür başlıyor o zaman. Yani kültür öyle gezerek oluşturulamaz. At sırtında oluşturulamaz. Kalıcı olmakla şey, ilişkilidir. Evet. Biriktirmek ve kalıcı olarak orada yaşayarak hem dil açısından hem folklorik açıdan hem giyim kuşam, yemek kültürü bütün kültürel alanlar yerleşik yaşamla birlikte kendi vasıtalarıyla nesilden kur. nesile aktarılarak gelişebiliyor. Yerleşik evet. yaşam. Şimdi birlikte. ilk yaşam tıpkı mağarada olduğu gibi bir kapısı olacak Berna tek, bir, tek mekan. bir oda Evet bu tek bir odanın ee, Yapı malzemesinin ne olduğu ile çok ilişkili olmayan, olmayan bir kubik, dik kübik bir şey. Evet. Bunun önünde bir kapı geçiş vardır. açıklığı var. Giriş var. Ee, bunun başka bir penceresi falan henüz şu aşamada görmüyoruz. Yok. Ama üstün... üzeri düzdam. Çatı yoktur. Evet. Düzdamdır. Topraktır genellikle üzeri. Altında ahşap konstrüksiyon vardır. Duvarları ise dayanıklı olması için bulunabilirse taş, hmm. bulunamadığı yörede kerpiç, hmm. hatta ahşap taşıyıcılı çatkılı şey de olabilir keresteden ahşaptan da olan hmm. tipleri de vardır. Ama günümüze kadar dayananı taştır. Megaron dediğimiz yapı böyle bir şey. Ve bunun tepesinde ilk örneklerinde tepede bir açıklık var. Bu da odanın ortasında hem ısınmak hem de pişirmek için kullanılan ateşin dumanının çıktığı bir yer. Ve zaman zaman da sazlarla bunun önüne e, bir gölgelik böyle ahşap e, kütüklerin taşıdığı bir gölgelik yapılıyor. Evet, verandaya açılan üstü e, gölgelik olarak korunma amaçlı Kapanan çeşitli sazlarla kapatılmış. Yani bu böyle bir tek evet. bir mekandan bahsediyoruz. Hayır, farklı ölçüleri vardır bunun sevgili Berna. İnce uzunu vardır, karesi vardır, dışı dikdörtgen içi karesi vardır ve benzeri ve benzeri. Giriş Hı -hı. kapısı ortadan vardır, Hı -hı. yandan vardır filan ama Hı -hı. ilk insanlığın yani 20 bin 30 bin yıl önce bulduğu ilk ev budur. Ve uzunca bir süre bu evde yaşamıştır. Ee, uzunca bir süre binlerce yıl başka bir şey düşünmemiştir yani ee, diğer e, bu evin içinde yatma yeme pişirme bütün işlevini gö görür sadece hijyenik koşullar olan tuvalet e, duş ve benzerini evin bahçesinde yer alan Başka bir mekanda veya evin bitişiğinde olan... Veya yakında bir dere varsa tabii ki orada. Tabii ki orada. <laughs> yani oralarda tuvalet ihtiyacı, banyo ihtiyacı ve benzeri giderilebilir. Bu evet, birinci tipolojidir. Bu ilk hücre diyebiliriz. Evet. İkinci sonra... hücre aslında ikinci aşama. Hı hı. Binlerce yıldan sonra ya biz bunları böyle dağınık yapacağım, yapmak yerine... İşte yani bir tane burada... Bir tane Aynen. burada, bir tane burada yapmak yerine birleşelim. Yan olalım? olalım. Hem doğa koşullarından ortak bir duvar elde ederiz. Hem e, hayvanlar ve benzeri saldırılara karşı birbirimizin haberi olur. Bu tabi mutlaka dikdörtgen olmak zorunda değil. değil belki hatta. yapının konumuna göre. Belki evet, de böyle ama böyle. genel tipolojisi ikilidir. Ve böyle ortada gidecek da, ama aha. ortada da e, şey vardır. E, önde de İkisini de kapsayan, ikisinin de ortak kullandığı bir veranda vardır. Yani genel tipolojisi budur sevgili Berna. Gene aynı şekilde burada bir verandamız var. Evet, Yani burada şöyle de olabiliyor. Artık biraz ilk evdekinden öte uygarlık artıyor ya. Hı hı. E, mahremiyet gibi kültürel... <laughs> Yeni isimler çıkıyor. Dolayısıyla baba ile çocuk ikisi de evli iki aile tek odada yaşamak yerine iki farklı odada yaşamaya başlıyorlar. Yan yana hı hı. iki aile bireyinin yaşadığı böylesine bir ev tipolojisinden de bahsedebiliyoruz. Ama bunlar mesela genellikle babanın evinde yemek yiyorlar da ziyatmaya yana gidiyorlar. Hı hı. Böyle olabildiği gibi bütün işlevlerin ayrı iki farklı aile de olabilir bunlar. Hı hı. Tek aile olabildiği gibi iki farklı aile de olabilir. İşte verandası, açık sofası bu şekilde ikisine de hizmet eden ikili açık sofalı e, megaron evlerdir. Belki bunda. yavaş yavaş artık bir şeylerin gelişmesiyle belki şu çatıdaki delik yerine yavaş yavaş belki ocakta evet, ocak. devreye girmeye başlamıştır. Köşeden bir ocak çıkıyor ve benzeri. Tabii bu genellikle. Kimi aileler şeyde kullanabiliyor bunları. Birisi günlük yaşam yani yemek, içmek, pişirmek, oturmak üzerine. Öbürküsü ise yatmak üzerine. Dolayısıyla her iki tarafta da ocak olabiliyor bazı durumlarda. Olabiliyor. Yani iki Biri ısınmak, oda birden biri pişirmek için. Evet. Yani Biraz daha konformist bir yaşam özle. Doğru ilerliyoruz. Bakın bu Hı -hı. ev tipi. Hı -hı. Mesela bazı bölgelerde İzmir tipi ev tipi denir ve benzeri tipi denir. Bununla bu ev tipi şu anda Çanakkale'nin kırsal köylerinde, kırsalda köylerde bu ev tipinden ben en az 100-200 tane bulunabileceğini düşünüyorum. Öyle. Ben e, bir çizim ekleyeceğim programdan sonra aynı şeyi düşündüm. Ya dedim binlerce yıldan gelen müthiş bir birikim bu. Ben evet. daha sonraki bir aşamayı görmüştüm. Belki Ama bu da... 3 bin yıl önce, 4000 yıl önce keşfedilmiş... Evet. ...yani Megaron'u 20 bin, evet. 30 bine evet. endeksliyorsak... ...bunu işte belki 5000, bin, 10 bin veya 3000 bin yıla endeksleriz. Ama 3000 yıldan beri bu açık sofa, iki odalı evet. e, ev tipini... Anadolu'nun bir sürü köyünde görmek, yerleşimde görmek mümkündür. Evet, ne kadar fonksiyonel Hatta buna ki, bir tane daha bir ilave yok, de devam e, e, yapalım Hı -hı. E, sevgili Berna. Hı -hı. Şimdi bakın burası ahşap taşıcılığı elave Hı -hı. edelim şuradan. Hı -hı. Bunun alt katı da taşlık olabiliyor. Hı -hı. Şuradan bir merdivenle buraya çıkılıyor, açık sofa ve iki oda olabiliyor. Süper, geliştirdik. Altında ahır olabiliyor. Konuyu değiştirdik. Yok ama aynı tip öyle. Yani burada Şöyle yaşam. Şöyle bir şey. Buradan bir merdivenle yukarıya çıkıyoruz. Bu, bu ikinci kat olmuş ikinci oluyor. İkinci kat olmuş oluyor. Bu ahşap ayaklar devam ediyor. E, bu verandayı taşırken binanın ahır veya artık neyse depolar, kiler, kiler depo kısmı, pişirme burada olabiliyor. Taş. Yazın hayat bunun içinde geçiyor. Hayat dediğimiz şey burada dağ, olabiliyor. O daha da ilerki aşama tabii. Evet, artık yani. çeşitleniyor. Yani, yani Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün bu, bu ev tipolojisi. Aynen bildim, devam. İç Anadolu'da, Doğu Hı -hı. Anadolu'da, Ege'de, Marmara'da herhangi Hı -hı. bir kırsal yerde bu iki katlı ev tipini görürsünüz. Hı -hı. Hayat o yazın o veranda da geçer. Hı -hı. Değil mi sevgili Berna? E Çok güzel çizdiniz. Teşekkür ederim. Çizgilerin <gülüyor> güzelliği. <gülüyor> Harika. Programımızın adı. <notu. gülüyor> Buyurun sonra. Şimdi efendim yine devam <laughs> ediyoruz bu ikili megaronda. Orta sofanın iki tane odasının yanına başlara iki tane daha oda kulaklar ilave ediliyor. Ilave ediliyor. Yani plan tipolojisi olarak çizersek, Berna göreceğiz şimdi onu da. Burada evet, bir, bir oda odamız var. var. Megaron bak hiç değişmedi. Evet. <laughs> Burada da bir odamız var, İki. Fakat tabii şöyle. Şuradan yarısından veya bütününde olabilir, büyük bir odada olabilir. Şöyle bir küçük yok, oda yok, olabilir veya. O, hayır, hayır, hayır. Bu, bu, buna, buna bütünlüyor. Ha ha yani şöyle. Büyük bir oda. Gel ha tamam. Okey. Böyle bir şey. Bunu da büyüteyim mi? Tabii Yoksa tabii, bu da tabii, Böyle küçük çiftli, bu. tekli. Tekli var ama çok az. Çiftli bu bunun şeyi. Bu da böyle ee, bir şey. Belki böyle bir şey. Mesela işte anlatabiliyor muyum? Belki orası. Ve bu, ne Ve Burası veran, bu sefer veran. Sofa. Yani. Sofa içeriye Yeni giriyor. Yine açık sofa. Sofa. İçeride kalıyor ama bu sefer. Ama üç tarafı mekanla bütünleşmiş bir Aynen. açık sofa bu. Yani korunmuş, rüzgardan korunan, Bravo. Bunun kimi zaman buraları e, şeyle kaplanabiliyor küçük camlarla çerçeveyle e, Anadolu'da var bunun örnekleri. Pencere artık e, bol bol karşımıza Pencere çıkıyor. Pencere var ama genellikle şey e, megaron üzerinden gidiliyor. Pencere evet. tehlike e, Şimdi daha çok. Şimdi alanımız bu ve daha sonra Üzere, buranın da üzerini kapatarak kimi zaman çatıyla evet. kimi Burada zaman bir belki bir Taşıyıcı direk yüksekliğe evet, göre evet, bir evet, korkuluk. Evet. evet. Bravo. budur. Budur. Yine açık sofa ama tamamlanmış üç tarafı tamamlanmış bir açık sofadan bahsediyoruz. Yani bir iki üç, üç dört, dört konut. tane mekanı olan Mekan. evet. bir konut veya konutlar silsilesi. Yani bu bununla bir önceki aşama olan şu aynı dönemde bunların üçünde şöyle yaparsak Bernar şu Hı -hı. ortaya koyarsak ikinci Hı -hı. Aşamayı da. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Aynı e, köyde yerleşim biriminde bununla bu aynı olabiliyor. Bunun ekonomik düzeyi daha düşük, hı hı. bunun ekonomik düzeyi daha yüksek bu insan daha olabiliyor. Az kalabalık bu daha kalabalık. Bravo. Hı hı. Dolayısıyla e, yani burada dediğimiz gibi dört aile hı hı. dede baba ve iki çocuk aileleriyle hı hı. birlikte yaşayabiliyor. Hı hı. Bu genellikle burada olduğu gibi alt katta yine bir Gene, ahır ve benzeri olabiliyor. O zaman olabiliyor. mesela bu olay şöyle olabiliyor. Aynı. Merdiven böyle geliyor. Bravo. Bunun altında e, hayvanların e, barınağı olabiliyor ki bu aynı zamanda sıcak kış, soğuk kış günlerinde sıcak hayvanlardan kaynaklanan sıcak havanın yukarıyı ısıtması açısından da değerli oluyor. Öyle değil mi? Evet, bravo. Bu aşamada artık günümüze yaklaşıyoruz. Yani günümüze 1000-1500 yıl kadar yaklaştığımız aşamalarda Aha. düz dam tipolojisinden kar ve az yağış alan Akdeniz ve Ege iklimi başta olmak üzere kiremit çatı oluşmaya başlıyor bu süreçte artık. Yani Biraz da coğrafi koşullara bağlı olarak, bağlı olarak evet. yavaş yavaş artık bir üst modele geçiyoruz. Evet yani böyle saçaklı, güzel bir şeye. Bu da yine şey veranda veya açık sofa tipli dediğimiz şöyle bir şeydir. Da var. Şimdi üçüncü aşamamız da bu. Bunu da şöyle koyalım. Peki yavaş yavaş buraya hayat demeye başlayabilir miyiz? Tabii ki. Hayat çünkü aslında bütün Her şey oldu her şeyin toplandığı, her şeyin yapıldığı yer. Her evet. şey orada. Yemek de yazın orada. Yani çok kötü iklim koşulları hariç oturuluyor, yemek yeniyor. Pişirme içeride, yatma içeride. O çok nadir oturma içeride ama bunun dışındaki bütün hayat gezinme, yemek yeme, oturma, sohbet etme, misafir kabulü, her şey. işte köydeki evlerden bilebiliriz. Buraya bir sedir konur, Bravo. küfür küfür orada oturulur, televizyon var, orada seyredilir, komşular orada ağırlanır. Evet, buyurunuz. Bunun Anadolu'da geldiği Megaron'un getirdiği açık sofa, daha kapalı açık sofa ve en son geldiği nokta karnıyarık veya orta sofalı plan tipidir. Şimdi orta topalı sofalı plan tamam. Önce sofayı çizelim bir sofa veya iki tane Megaron yine, bir, yine evet, oradan i, hareket edelim. Iki Tek megaron Megaron'dan da. ikinci Megaron gidiyor efendim. Tamam. Sonra bunun yanında Bravo. bir dördüncü. Bunu şöyle ortaya doğru getirelim. Tamam. Bunun yanında bir simetri şimdi bunun. Beşinci. Evet. Bravo. Derken burada bir ikili Megaron daha. Evet. Tabii bunun bir yerinde giriş kapısı var Bu ama şema yaklaşık olarak Bu. burası bir giriş, burası bir giriş. Aynı şekilde burası ve burası, 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 burası. Yani 8 birimlik bir yapıdan bahsediyoruz. Bu artık en gelişmiş yani çok odalı 3 ailenin bir arada yaşayabileceği kaç tane konut var? 2, 4, 6, 8. Yani 8 aile bile burada yaşayabilir. Karnıyarık denme sebebi de karnıyarığa karnı çok benzediği için. Ama sofamız. E, karnıyarık dediğimiz gibi orta sofalı evde diyebiliyoruz. Ben burada biraz küçük çizdim ama aslında gerçek hayatta bu daha büyük. İçinde bir merdiven çıkıyor şöyle. Hı -hı. Alt kattan geliyor merdiven. Hı -hı. Veya şimdi mesela bunların çok çeşitli tipleri var hı -hı. sevgili Berna. Hı -hı. Şu U şeklinde oluyor. Hı hı. Burası balkona bakıyor. Hı hı. Bu balkonun bir kenarında da merdiven olabiliyor. Yani dışarıdan merdivenle veya dışarıdan girişle balkondan orta sofaya hı hı. yani sofanın bir tarafı açık, dar tarafı açık olabiliyor. Eski Karşı tarafı banyo olabiliyor, hamam olabiliyor. Eski Türk filmlerinde hani güzel <laughs> e, aile e, Adile Naşit çocuklar falan hep beraber hatırlarsanız. Kapıdan girilir, ortada kocaman bir sofa vardır. Yemek orada yenir. E, yemek orada yenir, cıvıl cıvıl. Burada bir merdiven vardır, üst kata çıkılır ve burada da etrafta da bu odalar. sofaya açılan odalar vardır. Masa buradadır, soba buradadır, hayat buradadır. Evet. Öyle değil mi? Aynen böyle. Bunlar iki kenarı... Boş olabilir. bir arka Veya bahçeye, arka da birisi oradan olabilir. giriş olabilir. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Yani bütün bunlar karnıyarık plan tipinin, hı hı. orta sopalı plan tipinin. Ama bir tarafı açık ama dört tarafı kapalı ama iki tarafı açık. Hı hı. Bir kenarında ıslak hacim olabilir. Bir kenarında sirkülasyon dediğimiz merdiven olabilir. Dışarı çıkış olabilir. Bunun gibi çeşitli evlerle oluşmuş. Anadolu'nun 20 bin yıllık yani son 1940'lara 50'lere kadar kentlerimizde Apartman kültürünün gelişmesine kadar gelişen 20 bin yıllık Anadolu e, konut gelişmesini, hmm. tipolojisini şimdi böyle bir e, kısa sürede senle anlatmaya çalıştık. Evet, Bu, harika. Çok güzel çizdim. Harika. Bunları çok teşekkür ederim. Inşallah. Bilgiler muhteşem. Bu tabii genellikle e, düz dam olanları da var, toprağa şey ama. Çatı oluyor genel olarak. Bu karniyalık denilen sistemi ben daha sonra tamamlayacağım görsellerle çeşitlendireceğim. Konaklarda artık çok fazla görmeye başlıyoruz, en fazla, öyle ha, değil mi? Ha. Zengin ee, konaklarında. Zengin konaklarında ee, onları da zaten e, elimizde kalan korunanlardan inceleyeceğiz. Ama günümüzdeki apartmanlarda artık böyle bir dokuyu, böyle bir mirası göremiyoruz. Bunu biz kültür olarak atmışız bir kenara sevgili. Şimdi mecazi anlamda atalım. <laughs> yeni bir boş kağıt alalım ama bunlar çok değerli ama. Tamam. Ee, yani yeni bir anlayışta şöyle plan kurgusu şöyle bir gündüz adresi var. Bir gece koridoru var. Bunlar birbirine L şeklinde şey yapıyorlar. Benim geliyorlar. hatırladığım çoğu kişiye de hiç yabancı gelmeyecek olan şuradan girilir şurada bir salon kapısı vardır burası salondur burada bir mutfak vardır mutfağın balkonu vardır bütün çer çöp o balkonun içerisindedir evet. şurada bir tane tuvalet, tuvalet vardır. vardır belki banyo balkon bu tarafa doğru uzar banyo vardır ve sonra koridor vardır ve burada bir oda vardır i̇kinci burada oda. Burada Gene bir balkon icat edelim burada ikinci oda vardır Orada burada üçüncü oda, üçüncü oda vardır, vardır. kimi zaman banyo mutfak burada olabilir evet e, aşağı yukarı gündüz bölümü denilen kısım yani salon mutfak, mutfak ve, ve günlük yaşamın olduğu kısım bir budur. taraftadır. Gece bölümü ee, ise ailenin kullandığı ve banyo ve yatak odalarının hatta bazen şu arada da kapı tabii, tabii, koridor, vardır. evet. Ama nedense mesela şu şemada hiçbir zaman bir ayakkabılığa falan yer yoktur. <laughs> Direkt bir koridora girilir ve dağılınır. Şu anda biz bu 17. kutuların içinde Bunu Genel olarak çok katlı yapmak için hı hı. Yani sevgili Berna. Tabii merdiven de, kovası vardı. Merdiven kovasını çizdik buraya. Asansör var. Bunun bir simetriği buradadır. Aynen. Hayır böyle değil. Merdiven kovası büyütülür. Bunun bir simetriği böyle konulur. Evet. Bunun bir simetriği böyle. Böyle altı evet. konutluk ortada çekirdek olan apartman tipolojisi evet, Ama hepsi buna benzer Aynen. iki odalı da buna benzer tek odalı da buna benzer şimdi nedir bu peki bu orta sofa her şeyin hayat bulduğu bir sofadan ayakkabı bile zor çıkartılan bir antre koridor sistemine evet. ve geniş salon salamanje evet. geniş mutfakların kapalı mutfakların ve yatak birimlerinin olduğu bir ailenin iki kişilik bir ailenin bile üç şeyli odalı Apartmanlara özendirildiği bir kürtke, kültüre biz 1940'lı yılların başında geçmişiz. Neden geçmişiz? Şöyle söyleyelim onu esas olarak. Yani diğer Megaron kültürü, açık sofa kültürü, orta sofa kültürü hepsi devam ediyor Anadolu'da bu arada. Aynen. Ama Hala kentlerde evlerinde gördüğümüz bir kültür olmuyor. Kentlerde bizim eğitim sistemimiz, II. Dünya Savaşı'ndan kaçan mimarlık eğitim sistemimiz, yapı Hı -hı. eğitim sistemimiz. Almanya'dan kaçan Musevi profesörler yine de onlara Şükran duyuyoruz Çünkü mimarlığı ve kültürü dünyaya Türkiye'den yayan çok önemli katkılar sunmuştur bu hocalar Bir Alman de modernizmin faşizmden. betonarmenin keşfi, beton armenin kullanılmaya başlaması ama şu yani Fabrikası. malzeme malzemeden ha. öte bu ha. esas bir hmm. eğitim sistemine bağlamak hmm. lazım bunu. Hmm. yani bunu da beton armede yapılabilir. Yani hmm. yapı sistemi ayrı bir şey. Hmm. Ama o da etkili ama şunu hmm. söylemeye çalışıyorum. Yani bir şeydir bu. Avrupa'nın kentlerinde dar, sıkışık ve çok katlı yapıların yarattığı Minimum alanda maksimum verim ve rahat ve konforlu bir yaşama özendiren bir plan tipolojisi Almanya'da faşizmden buraya. kaçanlar tarafından Türkiye'nin mimarlara gelmiştir. Hmm. Biz böyle öğren. Yani gidip de Berlin'deki veya Chicago'daki veya Liverpool'daki bilmem ne sanayi mahallesindeki apartman tipolojisini elimizde pipoyla gelip buraya getirmedik. Anlatabildim mi be Berna'cığım? Yani şey değil bu. Bir Türkiye'nin getirdiği bir şey değil bir Biz, bize kaçışın bir şey. getirdiği hmm. bir mimarlık hmm. eğitim sistemi hmm. bu neyle birleşiyor? Demin ifade ettiğiniz gibi tam bu sistem 1950'li ve 60'lı yıllarda hızlı göç 50'li yıllardaki Marshall planları ve benzeriyle dayatılan, kente dayatılan makinalaşma sonrası hızlı göç, kentlerin hızla konut edinme, gece yerine apartmana geçiş süreçleri 70'li 80'li yıllarla birlikte hızlı üretim sistemleri ve hızlı yani. üretim sistemleri ve buna bağlı beton armenin gelişmesi ve ve ve, ve 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 ve, ve, baktığımızda orta sofalı ev yok. Sofalı ev yaşamı yok. yok. Artık herkes herkes buna kendi hırıyor. odasına kaçıyor ve Tabletini cep telefonunda açıp kendi bireysel dünyasına evet, evet. çekiliyor. Bir de şey var tabii bunun dışında şimdi bu e, orta ve alt gelir grubunun grubunun yaşandığı e, son dönemdeki apartman tipolojisi. E, fakat 1950'li yıllardan itibaren Nişantaşı moda başta olmak üzere bu tür apartmanda yaşamak lüks hayat de var, Müzikalı bile var. Şişli'de bir apartman. Evet. Yani <laughs> bakın bizim o İstanbul konaklarımız, yalılarımız da yaşamak kültürsüzlük ve şey olarak atledildi. Yok, şey, yalılara laf yok. Yani yalılar. Pardon. Amca o dönem zaldı. herkes çürüterek o yalılarını nişan taşından apartman alındı. Ha. Ondan sonra 85'li yıllardan itibaren yalılar değerli hale gidip İstanbul yalıları en yüksek rant yapmaya başladı manzarayla birlikte ama apartman teknolojisinin getirdiği kültür bir modernleşme olarak insanların kafasına dayatıldı 60'lardan itibaren Anadolu orta ve alt gelir gruplarındaki hemen hemen bütün Zenginler, ağa niteliğindeki zenginler, Çanakkale'liler dahil olmak evet. üzere Nişantaşı'ndan apartman sahibi oldular. Şu anda ben bunların hepsini tek tek sayabilirim. Kimlerin Nişantaşı'nda apartman e, olduklarını. Eyvah, o konuyu geçelim. Ama, Ama kültürel olarak söyleyeyim. apartman Hı. algısı modernizmin nasıl orta sofalı ev ve Anadolu konutunu Yok geliştirme ettiğini. yok hı hı ettiğinin hı örneğidir hı. apartman. Hı hı. Şimdi kötü olarak söylüyoruz ama orta ve alt grubunun kentlerde başka çaresi de yoktur hı hı. maalesef. Hı hı. Üst üste, alt alta yaşam biçimi olarak hı hı. yani çünkü evin hanımı da artık çalışıyor. Dolayısıyla gündüz, hı hı. Her gündüz yaşanacak gece Her şeyin daha geceyi, ve evet. kolay olması lazım. Bir başka yaşam biçimi de konut tipolojisi de şudur. Onu hı hı. atlamayalım ne olur. Hı hı. Yine bu da 70'li yıllardan başlayıp ama 80'lerde ve 90'larda eski eser yalı bulamayan insanların deniz deniz kenarındaki dubleks ev, dubleks ev <gülüyor> <gülüyor> plan tipolojisi vardır. Nasıldır o Berna? Alt katta salon, e, tuvalet, mutfak. Mutfak, salon, tuvalet vardır. Üst katta da yatak odaları vardır. Evet. Hemen... <laughs> Böyle bir plan tipolojisi. Şimdi kentlerin kenarlarındaki bahçeli evlerde de çok yaygındır biliyorsunuz. Birer. Burada bir tuvalet ve lavabo vardır. Çok böyle Şurada küçük bir, bir yerdir. 50-60 metre kadardır. Merdiven vardır. işte yukarıya çıkan. Şurada atıyorum bir vestiyer vardır, bir mutfak vardır ve burası da Salon. Salondur. Üste çıkarsınız. Üst iki çıkarsınız. tane veya üç tane yatak odası Aynen. olur. Aynen. Gene bunun üstünde bir tane banyo vardır. Gene bu merdiven buradadır ve salonun üstünde iki tane, evet. mutfağın da üstünde bir tane olmak üzere üç tane oda vardır. Bu kadar. Bir, iki, üç. Bu kadar da başka kadar. bir e, modern yani modern Türkiye'nin plan tiplerinden birisidir. Kimi zaman çok küçük e, yapılır alt kat, üst kat iki odaya düşebilir Hı -hı. plan falan e, Son bu pandemi ve sonrasında bizzat e, çok ufaldı artık mekanlar. Hı -hı. İnsanlar kendi konutları içinde konfor ve rahatlık aramak yerine açık alanlarda ...konfor ve rahatlığı arayıp... Hı hı. ...ev tipleri de 2 artı 1, 3 artı 1'den... ...1 artı 1'lere... ...hatta apart dediğimiz tiplere doğru küçülmeye başladı. Hı hı. Bizim Çanakkale'de de bunları görüyoruz. Hı hı. Ee, bir Öğrenci artı şehri olmasının da etkisi, etkisi var. tabii var. Ki. Hı hı. Küçük, daha henüz çocuk sahibi olmamış... aileler aileleri. ...veya işte akademisyen veya tek başına yaşayan... ...kısmi yaşayan... Hı hı. ...burada işte 6 ay yaşamını sadece çekirdek aile olarak... ...geçiren hı hı. insanların talepleri birleşti. Hı hı. Kaldı ki... De devamlı yaşayan insanların da talepleri artık hı hı. dar ulaşılabilir Temizliği kolay olsun Olabilir. ısıtması ekonomik olsun vesaire vesaire tabii giderek e, küçül mekanlar, konutlar. Hı. Evet yani geldiğimiz noktada işte böyle. Megarona bir... geri dönüyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Bir Sonraki adım tek Buradan mekan. Buradan çıktık <laughs> ve tekrar aslında megarona dönüyoruz. Bir artı 1'lerle 1 artı sıfırlarla aslında tek mekan değil mi? Giriyoruz. Yatma birimi, yeme birimi, oturma birimi, seyretme birimi ve benzeri. Hepsi evet. burada olabiliyor. Çok teşekkür ederim. Çok zevkli ve harika bir anlatımdı. <laughs> Ee, gerçekten binlerce yıl gözümün önünden <laughs> film şeridi gibi geçti ee, umarım sizler de keyif almışsınızdır çok teşekkür ederiz katılımınız için